Hazır mısın annem? Hazır hazır. Hazır mısın oğlum? Çıkalım mı? Çıkalım mı aşkım benim? Biraz izin verirsen mi çıkacağım? Sen de hazır mısın aşkım? Ben hazırım. İlk aşkım. Yok, ilk aşkım babam. Bir dakika, ortalık çok karıştı şu an, bir saniye. Üçüncü aşkım o. O en büyüğü o. O en büyüğü. Hadi terlemeden çıkalım anneciğim. Yerim bakışların senin çocuk. Dın dır dın dın. Selam, yeni videomuza hoş geldiniz. Ben Hande. Ya Eren, eski kanalımızdaki gibi yapalım mı? Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hande. Ben Eren. Uraz nerede? Arkadaşım da Uraz. Ben biraz unutmuşum. Aynen, bayağı unutmuşsun. Hande Eren kanalından biri bizi takip edenler. Biliyor. Gözler yaşlı. Evet. Şimdi biz evden çıktık. İyi alıştı Uraz gezmeye. Ne oldu? Ne kudurdun? Ben basarım, boşver. Aynen, ben şimdi trafik var. Evin oradayız. Kemerimi takmadım. Videoyu başlattım. Ondan sonra takiledim. Heh! Çünkü alarm çalıyor arkada. Annem dedi bu sefer arkada ben oturayım torunumla. Dedim tamam tatlı. Zaten çok yakın gideceğimiz yer. Çıktık, AVM'ye gidiyoruz. Tabii ki yine Uraz'ın eksikleri için hem de şöyle birazcık hava almış olalım dedik hep beraber. Babam da yok bugün. Öyle işte günleri geçirmeye çalışıyoruz çok şükür, elhamdülillah. O zaman yeni vlog başlasın tatlım. Sen niye her şeyi alkışlıyorsun? Alkış... Ay bak, buradaki bakkalı gördüm, gene moralim bozuldu. Gene canım sıkıldı. Ya ne yapıyorsun Eren? Ya alıştırma şu çocuğu. Düşmez, kemeri bağlı da. Oğlum hangisi çocuk ben bilemiyorum ya. Ne yapıyor oğlum baba sana ya? Uyu. Çocuğu coşturuyor. Sonra diyor ki uyu. Bak. Şu battaniyesini düzelt. Eren. Arabayı park et. Sıkıştır altını. Arabayı park et. Bağlı o, bağlı. Şu an yamuldu tipi. Atkısını çıkaralım ya. Yok ya. Arkasından. Soğuk. Bağlı. Soğuk mu? Sinirlendi. Uykusunu açtın çünkü. Sinirlerim gelirdi. Sürdüğüm en güzel araba. Oo. Son model. Ya bunun bir üstü yok. Yok yani bu. Samsung'un reklam yüzü oldun 2 dakikada. Nereye? Aşkım ya, gene niye ya? Gene niye ya? Burası da mı başlayacağım? Dikkat et trene. Evet, şimdi biz eve geldik. İşte aldıklarımı göster. Al, seni yerine açtım. Devam et. Ama ben elimi yüzümü yıkamadan bu arada Uraz uyudu. Evet, ben... Ve hala... Ne oldu? Ne olmuş? Yine mi ıslandı bura? Hayır. Islanmış mı? Koltukların değişme zamanı geldi ya. Şey, oraya ben badem yağı dökmüştüm. Ama o çıkmıştı. Leke gibi vardı. Kusmuşsun görenle değil mi? Leke var, baksana şeyde. Tamam, badem yağı dökmüştüm. Neyse, şu üstümü falan bir şey yapayım, neler aldık bakacağız. Like at ha, teşekkürler. Allah aşkına. Ay. Ha. Aç bakayım ne gösteriyor. Hadi. Ne yapıyorsun? Aç. Aç bakayım nasıl gösteriyorsun. Aşkım. Aş. Konsantrasyonumu bozdu. Aş. Çocuk uyuyor. Abi bir tane bundan aldık. De bunu boyu... Niye bunu 1 yaş aldık? Kalıbı küçük çünkü. Kalıbı küçük. Bizim çocuk büyük aldı başını, gideyim ya. Yakında ona gırnat alacağım. Evde çalsın saksafon. Anında bir tane bundan almışız. Ne bu? Biberon emzikti. Biberon temizliği. Bizim çöp. Yemin ediyorum biz kendimize alıyoruz. Aro marka 5 lira. Evet, çocuğa veriyor 80 lira. Çocuğun boku da özel. Al termos. Ne bu termos? Termos. Termostat. Değil değil mi? Ne bu? Al. De bundan aldık işte. Siz de alın. Al, bitti benim görevim. Bu kadar. Hadi hoşça kal. Bu kadar mı almış?
Sen ne alacaktın? De bir de su aldık. Biz alıyoruz 19 litreye 19 liraya çocuğa alıyoruz 12 tane. De be küçücük. İç hemen bir yudum. Ne kadar pahalı bu işler be. Teşekkürler. Ben var ya olsam burada 9 dakika anlatırdım. Eren 1,5 dakikada her şeyi gösterdi. Sıkmadan, sıkılmadan. Evet. Gördüğünüz aldıklarımızı. Hı. Bunlar şöyle bir şey. Bizim Golden Guard mamalarımız vardı ya onların değişimi. Evet. Yani kupon gibi bir şey oldu. Daha önceden verdik, şimdi aldık. Aynen öyle oldu. Ayşe'cim sen çok yaşayamam. Bir de ben bunu anlatayım. Termos aldım mecbur çünkü benim bir önce aldığım termosu getirsen Allah aşkına. Almış çocuğun boyunun iki katı. Almış 2 metre termostat. Yok mesele değil, kullanıyorum ama çantalara sığmıyor. O yüzden biraz daha biraz ya bayağı küçüğünü aldım şöyle. Bakayım nasılmış. Oğlum baksana, bu nasıl kullanılıyor? Ne kadar büyük. Getirsene yanına şunu. Bir şey söyleyeceğim. Yarı yarı. Biri iPhone 13, biri de Pro Max. İyi söylediklerine değil şivene gülüyorum. Bu nasıl kullanılıyor ya? Ben bunu anlayamadım. Burada mı? Ha. Acım kullanamadığın şey niye oldu? Hayır bak buradaki boşluklardan dökülüyor. Tamam bunun kapağı bu. Acım daha önce ben böyle bir şey mi almışım? Bu büyük aynen, babanın bu. O da küçük oğlu. Bu da çok güzel bu arada. Bu var ya aşırı sıcak tutuyor yani. Bunun ağzı bozuktu sanki. Hayır güzel değil. Mi? Hayır yamuk takmışsınız. Ha düzeldi. Evet. Çok iyi bir termos. Ben bunu askere gidince kullanırım. Bu termos hakikaten çok güzel ama bu biraz bir hani sadece Uraz'a mama değil bize çay kahveye falan da edecek bir şey. Gene mesele değil de çantaya sığmıyor. O yüzden şöyle küçük bir tane aldım. Mesela dün akşam dışarı çıkarken bunu yanımıza almak zorunda kaldık ve çok saçmaydı. Bunu kısa mesafeler için almayı tercih ederim. Bu kadar da. Ha bu arada şunun ben uygun fiyatlısını alacağım ama acil almamız gerekiyordu. Çünkü evde bitti ve normal poşete koyduğumuzda çok kötü kokuyor. O yüzden internetten gelene kadar beklemeyelim diye hazır yani. İndirim, ya indirim DNA kullanıyor aşkım. Gel buraya gel. TV kızan abone oldun mu? Aç bildirim haydi. Yalnız var ya bak beni. Ben sana bir şey söyleyeyim. Hiç izlemiyorsunuz. Ben bunu takip ediyorum. İzleyip abone olmayanlar değil. Siz ne ayaksınız? Artık benim şivemi bozdunuz. Normal Eren'den çıktım be ya. At like. Bir şey olmaz. Ben uyuturum. Öyle işte. Uyu sen de be ya. Uyuyor zaten çocuk, karışma. Ha, uyuyor mu? Tamam be. Şimdi onu içeriye alırım ya. Arabada uyuyordu. Kucağımızda oraya koyduk. Bir üzerinin falan çıkması gerekiyor, değişmesi gerekiyor. Öyle işte bu kadarlık. Biraz da dolaştık öyle. Mağazalara falan bakındık derken eve geldik. Saat zaten şu anda 9. Biz evde yokuz. Hadi görüşürüz sonra. Ya çok komiksin. Ya ben sana. Günaydın. Herkese günaydın. Biz uyandık, uyuduk, bir daha uyandık, bir daha uyuduk. Şimdi annemle etkinlik yapıyorduk. Bak. Tilki oğlum. Bak. Gördün mü tilkiyi? Tilki değil mi bu? Yok, geyikmiş pardon. Karıştırdım. Evet, bunu çok gösterdim zaten. Şimdi sırada ne var? Ay bir kedi var burada. Miau. Ama sen ellerini yemekten odaklanamıyorsun ki. Miau. Evet, kedi. Sevdin mi kediyi Uraz? Çok mu sevdin anneciğim? He? Kedi. Şimdi ne varmış sırada? Bu da bir aslan. Evet. Biraz hızlı geçiyorum. Şu an sabahtan beri yapıyoruz çünkü sıkıldı. Son bir kere daha görsün. Aslan. Öyle mi yapıyor aslanlar oğlum? Ne yapıyorlar? Bu Eren'in horlaması gibi oldu. Aferin. Bak. Hoppa. Bak. Aferin sana. Şimdi sırada ve son olarak. Ya biz bunu çözemedik ama biz buna rakun diyoruz. Kokarca diyoruz. Bu neye benziyor bilmiyoruz. Rakun değil mi? Ama rakunun nasıl ses çıkardığını da bilmiyorum. Bilenler yoruma yazsın.
Oğlum ben bunu bilmiyorum anneciğim. Annelerin bilmediği şeyler de olabilir. Evet, her şeyi bilmek zorunda değiller. Bak! Burada kamera. Aferin sana. Gördün mü? Komik mi? Hoppa! Yeter mi annem? Yeter mi bir tane? Ha? Şu hep önüne geliyor. İçine sokmamıza rağmen yukarı çıkıyor şu kıyafetleri. Hep ıslatıyor. Burasını da mahvetti. Elleriyle şey yapmaktan tahriş etti. O eller oradan hiç inmiyor çünkü. Biz bugüne biraz yavaştan başladık. Allah'ım iyi yaşa, sağlıkla yaşa, çok yaşa oğlum. Hayırla yaşa bir tanem. Ay yüzüne tükürük oldu yüzüne. Hapşururken ağzını kapatsana lan. Hapşururken ağzını kapatsana oğlum. Böyle yap bak. Hapşu. Tamam. Sana her şey serbest oğlum. Heh, heyecan. Heyecan. Hadi bakalım. Neyin heyecanı bu? Bu neyin heyecanı? Hala daha kağıtlara bakıyor. Bu arada şurada kargolarımız var. Onları birazdan göstereceğim. Ben de buradayım. Bir duşa girip çıkmam gerekiyor acil. O yüzden kendimi gösteremiyorum. Burası'nın yeni biberonu geldi. Onu açtık mecburen. Çünkü kaynaması, sterilize edilmesi gerekiyor. Şunları da gösteririm duştan sonra. Değil mi oğlum? Hadi git anne, duşa girsen artık diyor. Sabahtan beri benim yüzümden giremedin çünkü. Uş aşkım benim. Azıcık sarılalım öyle girim. Komik mi? Yerim seni ben. Ben seni yerim mi? Ben seni yerim mi? Hadi gel. Eller şap şap, eller şap 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 şap. Ayaklar rap 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 rap. Eller şap şap şap, ayaklar rap rap rap. Eller şap şap şap, ayaklar rap rap rap. Eller şap şap şap, ayaklar rap rap rap. Canımın içisin sen benim. Allah'ım yamuldun gene, gel şöyle düzle kendini bakalım. Gidemiyorum duşa, gidemiyorum, gidemiyorum. Ayaklar rap rap rap. Yerim o gülen yüzünü. Kurban olurum seni verene ben ya. Canım oğlum. Hadi gittim ben anne. Sen biraz anneanneyle takıl, tamam mı? Takılmayacağım mı anneanneyle? Benle mi takılacaksın? Takılalım anneciğim. Girmem duşa. Ne olmuş boş ver. Çok da önemli değil ya. Çok da önemli değil ya. Bebeğim benim. Canım ben oğlum. Bana ferman gelmiş. Bana ferman, benim fermanım yazılmış. Biberondan çıkan şey. Annem diyor sana ferman gelmiş. Aa, bebekler bunu çok seviyormuş. Bakın sen seviyor musun Uras kağıt yazılmasını? Bak anneciğim. Komik mi? Keşke bunu yırtmasaydım. Bir şeyler sarardık. Ne sarardın? Bak. Sevmedin mi? Tamam, daha o aşamaya gelmedik herhalde. Yeni bir günden tekrar merhaba. Evet, sonunda gelebildim. Ah, o kadar böyle koşuşturma halindeyim ki gerçekten ne oluyor ya falan oluyorum bazen. Ama elhamdülillah benim böyle merakla ve heyecanla beklediğim bir kargom vardı ve gelmiş. Onları birlikte açalım istiyorum. Evet, işte geldim, buradayım. Bir mutfakta yere oturup kargo açmadım kalmıştı, o da oldu. Şöyle, şimdi benim Instagram'da da bahsetmiştim aslında. Oradan takip edenler ya gene aynı muhabbet diyecekti. Mutfakta en nefret ettiğim şey, birincisi baharatlıkların içine kaşık sıkıştırmaya çalışmak. İkincisi o kaşığı oradan alırken işte emek anında o baharat işte böyle şey oluyor, nemleniyor. Şu bıçağı bırakayım. Nemleniyorsa bu katılaşıyor ya. Gerçekten hiç hoşlanmadığım bir durum. O yüzden ben genelde baharatlıklarıma kaşık koymuyordum. Hani göz karar direkt baharatlığın içinden döküyordum ama bazen böyle
bocalanıyor falan. Problem yaşıyordum ama idare ediyordum. Sonra annem böyle bir şey görmüş. Baba dedi ki Hande nasıl, mantıklı mı? Dedim anneciğim sen ne diyorsun, mantıksız olur mu bu? Şimdi bu şekilde şöyle göstereyim. 12 tane bir baharatlık. Ama bu baharatlıkların diğer baharatlıklarından farkı, hemen şöyle açayım. Bu arada cam. Bunu böyle kapattık. Bu normal baharatlık ama kaşığı böyle kapağında. Çok mantıklı değil mi? Helal olsun bunu kim yaptıysa. Böyle çat. Hiç elinizin ıslaktı, içinde bulaşma ihtimali falan yok. Osman pazarlama gibi oldum. Ama keşke benim ürünüm olsaydı, ancak bu kadar gerçekten hoşuma gidebilirdi. Ve ben dedim ki ben bunu hemen alıyorum çünkü indirimdeydi. Üstelik o kadar ucuzlamıştı ki. Annem dedi ben de alacağım diye. Annem de aldı. Annem kendinkisini kaldırdı şimdi içeriye, o orduya götüreceği için. Gidebilirse tabii. Böyle çok hoşuma gitti. Şu şekilde dediğim gibi bu arada... Kesinlikle cam. Bunu paylaşmak istedim. Şimdi ben bunları bir elimde mi yıkasam? Hiç uğraşmasam, makineye mi dizsem bilemedim. Makineye dizersem çok beklerim. Elimde yıkayayım ama onu artık Eren geldikten sonra, bu arada şöyle bir problem oldu. Eren Tekirdağ'a gidebilir çünkü kayınvalidem küçük bir operasyon geçirecekmiş. Eğer ki siz de aa çok mantıklıymış ben de alacağım derseniz, indirim bitmeden açıklamalar kısmında, videonun altındaki açıklamalar kısmında bıraktığım linke tıklayıp bakabilirsiniz. Rica ederim. Kaçak bulundu. Gözlüğünden neye baktığını görebiliyoruz, bak dikkat et. Allah'ım, bana diyorlar ki neden bu kadar tatlısın işte. İşte babam zor İknalar, uzun çabalar sonucunda bize tekrar teşrif etti. Teşekkür ederiz. Bizi kırmadığınız için. Ne diyeceğini mi düşünüyorum? Ha, mesaj mı yazıyorsun? Anne ben bakıyorum şimdi gözlüğünden kime yazdığını, sen merak etme. Şurada şey var. Ney bu? Kanguru mu deniyordu? Ama böyle tam kanguru gibi değil. Şöyle nasıl göstereyim? Böyle değişik siling şeklinde bir kanguru gibi bir şey. Bunu Uras sünnet olmadan önce almıştım. Sünnet olunca da deneyemedim çünkü çok fazla sıkıştırmamak için. Şimdi bunu güzelce bir yıkadım. Elimde yıkadım. Hiç makineye falan atmayı gözüm kesmedi ne olur ne olmaz diye. Şimdi Uras uyuyor. İnşallah uyanır ve huysuz olmazsa bir birlikte deneriz bakalım nasıl oluyor. Kullanışlı mı değil mi diye. Onu da söyleyeyim, göstereyim isterim. Böyle MyJ markasının bir silingi. Ben zaten daha önce de söylemiştim. Bu renk aldım çünkü bebekler canlı renkleri daha çok sevdiği için. Dikkatini çeker, belki hoşlanır diye. Hoş geldin güle güle. Hoş geldin güle güle. Çok selam söyledi bizden. Çok geçmiş olsun dediğimizi hadi ilet. Selam, teşekkür ederim tabii. Havalar ısınsın. Uras biraz daha kendine gelsin. Aynen. Şimdi biz gelemiyoruz babası. O yüzden seni yalnız bırakıyoruz. Aynen. Yola çıkıyorum ama maalesef çöplerle. İşleri de bitmiyor bu arada. Tabii bak gene bunları unutuyorsun değil mi aman? Aferin sana. Bunları kayınvalideme yolluyoruz. Şu ben mobilyayı almıştım ya, o da istiyordu çamaşır makinesi için, ya istemiş Eren'den. Eren'e ben de dedim bir daha almaya gerek yok. Bizde varken onu verelim. Bir de şu lazım olmuş. Görüşürüz. Dur bekle, vedalaşalım. Kapatıyorum. Yavaş git tamam mı? Yakıt olmuş 17 lira. Nasıl basabilirim? Bu sırf sen basamayacaksın diye yakıtın yükselmesine çok sevindim. Yoksa ben seni biliyorum. Dikkatli ol hayatım. Haber ver varınca. Ve babamız gitti. Yani çok uzun süreli bir şey değil. Yarın zaten gelecek işleri de var burada babamla. Ben de gitmeyi çok istedim aslında. Böyle bir araya gitsem, Uraz annemi bırakayım dedim ama o kadar uzağa gitmeyi içim şey almadı Uraz'ı bırakıp. Ya şimdi Uraz'la gitsem gayet uzun bir yol işte. Yani tamam Tekirdağ ama yine de bebekle bence uzun. Şu anda havalar da böyle çok dengesiz olduğu için cesaret edemedim. İçeride Uraz ağlıyor sanırım. Uyandı, hemen oraya koşuyorum.
Evet, burası tamam. Şimdi bunların kurumasını bekleyeceğim. Artık ne zaman kururlarsa daha sonra da diğer baharatlıklarımı bunlara boşaltırım diye düşünüyorum. İşte o yüzden böyle tek tek yıkadım. Çünkü yani nerede nasıl muhafaza ediliyor, bize gelene kadar kimden elinden geçiyor bilmediğim için içime sinmiyor. Muhakkak ilk kullanımdan önce böyle temizleme gereği duyuyorum ben. Selam. Annem bir bardak çay içmek istemişti ama ben onu asla içitmedim. Merak etmeyin. Çayı buz gibi oldu. Hiç merak etmeyin. Siz hiç merak etmeyin. Ben onu çay içittirmiyorum. Evet. Hep benle ilgilenecek o. Evet. Nereye bakıyorsun oğlum sen yine? Nerelere takıldın? Ha? Bak bak bak. Bak kendine bak bak. Yakışıklı gör. Gördün mü yakışıklıyı? Gördün mü? Çok komiksin. Asla anneme çay içirtmiyorum. Hiç merak etmeyin. Babamın yokluğunu da hissettiğim için huzursuzum. Odama gezmeye geldim de. Odama gezmeye geldim. Çizdi yüzü gözünü mahvetti. Tam bir çocuk oldu bu. Tam bir bebek oldu bu. Oğlum şu kafanı geri yaslasana sen. Boynun ağrımıyor mu senin? He? Öne at veriyorsun kendine. Ağrımıyor mu boynun? Oyuncağınla oynamak ister misin oğlum? Bak dur, arabanla oynamak ister misin? Al. Al bakalım. Ah, çok mu ağır bu biraz? Buradan tutabilir misin? Tutamadım mı? Tamam, buraya koyalım. Burada oynayalım. Düt düt. Düt düt. Asla arabaya bakmıyor. Saksı var arkada, saksıya bakıyor. Gene mi balların aktı senin? Oh. Oh, ballar aktı bu çocuğun. Yesin annesi o balları yesin. Artık uyumam lazım ama saat çok geç oldu. Ben artık uyuyayım en iyisi. En iyisi ben uyuyayım. Uyumayacak mı? Hadi kapatalım kameramızı. Hadi kapat anneciğim. Görüşürüz. Bay bay. Hoşça kalın. Evet, şunu göstermezsem gerçekten rahat edemeyecektim. Kudurdum göstermek için. Baharatlıklarım bu şekilde hazır. Böyle arkalarında da birer tane olmak şartıyla sığdılar. Bu arada çok azalmış baharatlarım. Yani müsait olunca üzerlerine ekleme yapacağım muhakkak. Evet, çok kullandıklarımızı şöyle şu şekilde en sona aldım ki ocağın hemen üst kısmında olsun diye. Böyle görüntü olarak da çok güzel oldu. Aslında dün pazardı ve geçmiş kandiliniz bu. Mübarek olsun. Dün kandilde. Dün bunları yaptım ama dün çekim yapamadım. Çünkü işte abimler geldi. Babam buradaydı. Eren Tekirdağ'dan geldi. Hoppa bir sürü iş falan derken telefonu, kamerayı çok fazla elime alamadım. Dün öyle ki Instagram'da bile aktif değildim hiçbir şekilde. Böyle bu şekilde baharatlıklarımın son halini göstermek istedim. Bunlar benim eski baharatlıklarımdı. Mesela şunda çok az bir çörek otu falan kalmış. Buna koyup ziyan etmek istemediğim için onu da bıraktım. Şunda da limon tuzu var. Nereye göster? Bunların geri kalanlarını da makineye attım, yıkandı. Adamın etiketlerine bakalım mı çıkmış mı? Evet, buradalar ve... Ha, hiçbir şey olmamış. Oha, pardon, oha dediğim için çok özür dilerim ama... Hepsi mi duruyor acaba? Aa, ben bunları yıkamıyordum bozulur diye bu etiketler. Şaka mı? Çok iyi. Bunlardan şimdi diğerlerini de alırım çünkü tek tek böyle aramaktansa üzerini okuyup hemen çekip almak çok daha iyi oluyor. Etiketlere hiçbir şey olmamış. Ben bu etiketleri Trendyol'dan almıştım. Yani linkini tekrar bulabilirsem bırakabilirim. Yeni alacaklarımı da bırakırım. Netlemiyor. Hiçbir şey olmamış. İlk günkü kayganlığında.
Bu beni çok mutlu etti. Bu arada kesinlikle bu baharatlıkların mesela kapaklarını makineye atmıyorum. Çünkü şuradaki lastikleri ısıyla genleştiği, genişlediği zaman tam oturmuyor, vakumlamıyor. Bunları tabii ki de ziyan etmeyeceğim. Muhakkak herhangi bir şeye değerleneceklerdir diye düşünüyorum. Yani uraz için bile kullanabilirim. Ama şu etiketleri sökülür mü o zaman onu bilmiyorum. Ona bir bakarım. Ondan sonra karar veririm. Günaydın. Hello Kitty'm ve ben geldik. Hadi gülsün mü oğlum Hello Kitty sana? Niye gülüyor oğlum o sana? Sen kime gülüyorsun be de? Gülüyor mu oğlum sana? Ha? Ne oldu anneciğim? Uykun mu geldi yine? Oh, sen bana bakacaksın. Hello Kitty ile çok işin yok şu anda herhalde. Hiç işim yok Hello Kitty ile de. Heh. Ne oldu? Uyuyalım mı? Uyuyalım mı? Uyuyalım mı? Uyuyalım mı bıdık? Güzel oğlum benim. Hadi gel uyuyalım artık. Biz ilk uykumuza geçiş yapmaya gidiyoruz. Dileğimizi çıkartalım mı? Sen çıkart. Heh, sen oradan tutmuşsun. Çek çıksın. Tamam mı? Yerim ağzını yüzünü senin. Yerim. Yerim oğlum. Yerim balım. Canım. Canım. Bir tanem. Her şeyim. Küçük sevgilim benim. Allah'ım ben gidiyorum dayanamayacağım. Evet sonunda ben de gelebildim. Ay neden bu kadar yorgun hissediyorum ki bilmiyorum ama Eren'in gittiği gece hiç uyuyamadım. Yani şöyle gözümü kapattım kapattım açtım. Kapattım kapattım açtım. Alışmışım ya çok şükür Allah başımdan eksik etmesin hiç kimse. Öyle şimdi oturduk kaldık bir saat 11.30. Uraz ilk uykusuna geçiş yaptı gün içinde. Böyle 8 ile 9 arası uyanıyor. İşte 11'e doğru yemeğini yedikten sonra 11'e doğru tekrar uyuyor. Ama çok uyumuyor gündüzleri yani öyle uzun uzun. Maksimum 1-1.5 saat. Ha çok fazla uykusu varsa veya uyumak istiyorsa o da 2 saat ama onun üzeri asla yok şu anda. Daha çok oyun oynama isteği oluşmaya başladı böyle. Onunla konuşun. Hiçbir şey yapmayın. Bir şeyler anlatın. O dinlesin falan böyle. O yüzden günlerde daha hızlı geçmeye başladı. Çünkü Uraz uyurken böyle ne zaman uyanacak? Uyanır mı falandı. Şimdi oyun işin içine girdikçe böyle vakti nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz ki çok şükür. Hani ben de birazcık makyaj yapayım dedim. Az önce de YouTube'daki son videoma gelen bir yorumu gördüm şu kaş ile kirpik serumu hakkında. İşte gerçekten işe yarıyor mu diye. Yani ben yıllardır aynı ürünü kullanıyorum. Çok da anlatmayayım, göstereyim istiyorum. Şuralarımda boşluklar oluşmuştu, bilmem neler olmuştu. Düzenli kullanıma tekrar geçiş yaptığımda bir hafta içerisinde sonuç gösterdi. Ama şunun altını çizmek istiyorum. Lütfen ya ben aldım bende işe yaramadı demek için öncelikle düzenli kullandığınızdan emin olun. Bahsettiğim düzenle her gün sabah kalktığınızda veya makyaj yapmadan önce cildin altına, gece de yatmadan önce muhakkak uygulamanız gerekiyor. Yani bir gün sürüp iki gün sürmeyip iki gün sürüp üç gün sürmediğiniz sürece bir etki göreceğinizi düşünmüyorum. Her şeyde düzen çok önemli. O yüzden bunları söylemek istedim. Şu kanguruyu da bir türlü deneyemedim. Bir fırsat olmadı ya. Artık denediğimde gösterebilirsem gösteririm. Çünkü böyle yapacağım dediğim şeyleri artık vaktinde yapamadığımı fark ettiğimden beri şeye karar verdim. Hiçbir şeyi yapacağım demeyeceğim. Yaparsam gösteririm. Evet, o birileriyle Türk kahvesi içmeye karar verdik. Ama bir şey söyleyeceğim şimdi ben. Bu arada bu Karaca'nın kavanozları bak bunlarda. Şöyle üzerindeki izler asla geçmiyor. Yani yağ değil zaten. Üstünde dolabın içinde nasıl yağ olabilir? Bu sürekli orada duruyordu. Bir dönem sadece ocağın yanında durmuştu. İçerisinde çay vardı. Sonra ben bunu fark edince kaldırmışım ama şu yağlı izler, yağ çözücüyü de batırdım, neler neler sıktım, işte EOS'lar, temizleyiciler böyle çıkıyor gibi oluyor, kuruduktan sonra tekrar geri dönüyor. O yüzden Karaca bu tarz şeylerde gerçekten beni üzdü, yalan söylemeyeceğim. Geçen metro alışverişinde bize
bize kahve hediye etmişlerdi ya, Türk kahvesi ARO diye. Ben hatta Allah razı olsun demiştim ARO'nun açılımına. Kahve çok kötü. Gerçekten çok kötü. Çok ümitlenmiştim ama hiç içemedik biz. Onu da ziyan etmedik elbette. Şöyle bir şey yaptım. Evde bir tane Mehmet Efendi vardı. İkisini birbirine karıştırdım ki birazcık tadı tuzu olsun. Yani kahvenin tadı olmaz mı? Yoktu. Çok şaşırdım. O yüzden onu da söylemek istedim. Şimdi görmüştüm, gideyim alayım dersiniz, bir şey olur. Mesuliyet kabul etmiyorum. Gerçekten kötüydü. Kahve fincanına su koyup içsek daha iyiydi. Bir şeyler yanlış gitti oğlum, değil mi? Bir şeyler yanlış gitti anneciğim, değil mi? O da gülüyor. Ben bunu kanguruya koydum ama yani hiçbir kanguru da böyle değildir. Şuradan da sonuna kadar sıktım, bir dakika. Şurayı da sonuna kadar sıktım ama bu çocuğum. Uras çok komiksin anneciğim ya. O şu an gayet eğleniyor ama ben hiç rahat diyemem, bırakamıyorum. Elimle desteklemek zorunda kalıyorum. Ya elimle destekleyeceksem niye bunu alıyorum? Destekliyorsun, bıraksana. Ama yatıyor öyle de ya. Bir yerde yanlış yaptık anne. Baksana çocuk gitti. Kendini sıkıyor. Anne. Ne oldu anneciğim? Anne beceremedi mi? Bir şey yanlış yapmış da olabiliriz Uraz, biliyor musun? Ya üzerinde de, aldığım kutunun üzerinde de böyle çok fazla açıklama yok. Sadece kadınlar üzerinde yan taşıma, işte arkada taşıma, sırtta taşıma diye paylaşmışlar. Şöyle yapın, böyle yapın yazmıyordu. Biz mantık yürüttük ama çok işe yaramadı, değil mi Uras? Değil mi oğlum? Ne yapacağız şimdi? Uras halinden memnun gibi ama ben hakikaten rahat değilim. Eğer bu kangurudan kullanmış, artık kanguru mu sinik mi neyse, ve deneyimlemiş, işe yaramış. Kafası bu tarafa mı gelecek acaba? Nasıl bakıyor? Becermiş birisi varsa lütfen benimle yorumlarda bunu paylaşsın. Yazık günah bu çocuğa, bu çocuk. Kafasını bu tarafa koyalım. Gel deneyelim hadi. Çözdük. En güzeli anam babam usulü ya. Olmadı, ben beceremedim yani, biz beceremedik. O yüzden böyle hiçbir iş yapmama gerek yok. Kucağımda taşırım ben evladımı. Değil mi oğlum? O omzumu yemekle meşgul. Hiç size pas veremez şu anda. Ve ben de artık çok uzadığı için bu vlogu burada kapatıyorum. Bizi ve beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Lütfen hala daha kanalıma abone değilseniz abone olmayı. Ve bu videoyu da beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın da oğluşum. Ya ne hoşça kal anne. Şu omuz yiyoruz, bir izin vermedin ya. Hadi bak işine ya.